Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum arabanızdaki CarPlay'i kablosuz hale getirmenizi sağlayan basit bir cihaz. Bu arabanın videosunu çektiğimizde böyle bir cihaz aldığımdan bahsetmiştim. O günden beri pek çok kişi soruyor nasıl çalışıyor, nasıl bir alet falan diye. O yüzden şöyle hızlıca bir anlatayım istedim. Cihazın adı CarLinkit 3.0, bunun 2.0, 4.0 versiyonu vesaire de bulunuyor. 4.0 versiyonunda ek olarak Android Auto da destekleniyor. Kutu içeriğimiz gayet basit. Bir tane kullanım kılavuzumuz var. Cihazımız şu şekilde gözüküyor. Ben özellikle bu mini versiyonunu seçtim ki bir yerlere sokuşturabilelim. Ve son olarak bir tane de tip A'dan tip C'ye bir kablomuz çıkıyor. Tip C kısmını cihaza takıyoruz. Tip A kısmını da arabamızın USB'sine takıyoruz. Bu arabada CarPlay girişi maalesef sadece burada bulunuyor. Yani buradan böyle bir kablo sarkmak zorunda ama çoğu arabada şuralarda falan olduğu için aslında çok kolay bir şekilde gizleyebileceğiniz bir cihaz bu. Kardeşim bu arabayı aktif olarak kullandığı için şu an arabayı çalıştırdığımız gibi gördüğünüz gibi onun telefonuna bağlandı. Ama normalde nasıl bağlantı yapacağınızı da şöyle hızlıca bir göstereyim. Cihazı arabaya bağladıktan sonra telefonunuzdan normal ayarlardan CarPlay menüsüne giriyorsunuz. Burada zaten kullanılabilir arabalarda Peugeot olarak çıktı gördüğünüz gibi. Buna tıklıyorsunuz ve direkt anında bağlanıyor. Yani çok basit bir mantığı var. Normal kablosuz CarPlay'e sahip bir araba ne yapıyorsa aynı şekilde bağlanıyor. Bu görmüş olduğunuz menü cihazın kendi menüsü. Burada iki telefon da bağlı gözüküyor gördüğünüz gibi. Şu an kendimi seçeceğim. Bağlandığımızda kablolu CarPlay'den herhangi bir farkı yok. Yani menü aşırı akıcı çalışmıyor ama bu arabada zaten çok aşırı akıcı bir menü bulunmuyor. Yani böyle hafif laglı bir şekilde çalışıyordu. Kablosuzda da aynı o şekilde çalışıyor. Buradan YouTube müzik olsun, Spotify olsun, yani ne müzik uygulaması kullanıyorsanız hepsini güzel bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bu modelin bir avantajı da bu arada bu tarz pek çok marka bulunuyor. Bu ses kalitesini en iyi aktaran marka olarak geçiyordu. Ben o yüzden bu markayı tercih ettim. Şöyle hızlıca bir harita testi de yapalım. Herhangi bir benzinliğe gitmek istersek falan. Yani burada çok anlatacak bir şey yok aslında, bildiğiniz CarPlay. Ve şu an biz hiçliğin ortasında bir gölün orada olduğumuz için hiçbir şey gözükmüyor aslında. Bakın şuradan itibaren yol var. Şimdi bir de cihazın kendi ayarlarından bahsetmek istiyorum. Kendi ayarlarını yapmak için Chrome'dan veya Safari'den 192.168.50.2 adresine gitmeniz gerekiyor. Ekran kaydını açamıyorum maalesef. CarPlay'den dolayı izin vermiyor. O yüzden şöyle gösterebildiğim kadar göstereceğim. Bu menüye ilk girdiğinizde bu şekilde gözükmüyor olabilir bu arada. Çünkü birkaç güncelleme yaptıktan sonra bu arayüze kavuşuyorsunuz. Güncelleme yapması gayet basit. Bu adrese girdiğinizde zaten size diyor ki bir güncelleme var, yapayım mı diye soruyor. Tıklıyorsunuz ve yapıyor. Burada cihazın ne kadar RAM kullandığını falan görüyoruz. Bence çok bir önemi yok ama belki işlemci sıcaklığı işinize yarayabilir. İnternet sitesinde direkt güneş ışığının altına koymayın diye bir uyarı vardı. Çünkü belki sıcaklık etki ediyor olabilir. Şu aşağıdan Help bölümüne girdiğinizde eğer bir güncelleme varsa buradan yine kontrol edebilirsiniz ek olarak. Ayarlar menüsüne girdiğimizde burada bir senkronizasyon ayarı var. Ne işe yarıyor bilmiyorum, yani senkronizasyon modu diye bir şey var. Arka planda çalışsın mı diye soruyor. Otomatik bağlanmayı açayım mı diye soruyor. Bunun açık olması bence önemli. CD kalitesi mi DVD kalitesi mi olsun diye soruyor. Call Quality'den telefon görüşmelerindeki ses kalitesini seçebiliyorsunuz. Normal, Clear ve HD olarak seçenekleri var. Buradan video çözünürlüğü seçebiliyorsunuz. Video oynatmak için çeşitli yöntemler var belki biliyorsunuzdur ama ben açmadım. Açmayı da düşünmüyorum çünkü riskli bir şey. Wi-Fi 2.4 GHz'den mi yoksa 5 GHz'den mi bağlansın diye bir seçeneğimiz var. 2.4'ten yaparsanız daha uzaktan bağlanabilir bu arada ama bence 5'te olması, stabil olması açısından, yakın mesafede stabil olması açısından daha iyi. Car Logo diye bir bölüm var. Şuradan Harun'un en sevdiğim fotoğrafını seçeyim bir. Menü bir anda Çinceleşti ama yeşil olan kaydettir herhalde. Yeniden başlatırsan aktif olacak diye. Ne olacak merak ettim Harun. Gelecek şimdi. Burayı çek, beni değil. Niye benim fotoğrafımı koyuyoruz şimdi oraya? Her şeye senin fotoğrafını koyuyorum. En sevdiğim kardeşim olduğun için. Niye böyle bir şey oldu? Ben bir açılış ekranına gelecek falan diye düşünüyordum. Ne bu? He, arabanın kendi menüsü. Ama güzel oldu. Bunu kaldır. Bence çok iyi durdu. Ya hiç hoş olmadı ya. Başka bir yere gelmiş mi acaba bakalım? Ayarlara mayarlara. Yok. Tamam, sadece arabanın kendi menüsünü, yani arabanın kendi menüsüne gireceğiniz şeyin logosunu değiştiriyor. Cihazın ayarları ile ilgili anlatacak başka bir şey yok. İlk bağlanma hızlarından falan bahsetmem gerekirse. Atıyorum şu an kabloyu çıkarttım, bağlantıyı koparttım. Geri taktığımda sayar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 25, 26, 27, 37, 38. 38 saniyede tekrar bağlanıyor. Yani bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Arabaya yaklaştınız, kapıyı açtığınızda elektrik geliyor mu buraya? Geliyor mu ya? Hatırlamıyorum bak, sen öyle bir dedin ki unuttum yani.
Gelmiyor olması lazım. Ya tamam, şöyle düşünün. Arabaya bindiniz, çalıştırdınız falan. Ondan sonra o sırada zaten bir 20 saniye falan geçer. Bir 10-15 saniyede üstüne beklemeniz gerekiyor. Nadir olarak hiç bağlanmadığı da oluyor bu arada. Hiç bağlanmazsa USB çekip tekrar takmanız gerekiyor. Öyle bir bilgi vereyim. Yani güncellemelerle falan düzeltirler diye düşündüm ama 5-6 kere güncelleme gelmesine rağmen arada bir hala bağlanmadığı oluyor. Ben de şöyle bir bilgi vereyim. Bazen tak diye bağlanıyor. Ama bazen bu 38 saniyeden daha uzun da sürebilir yani. Yani atıyorum bazen 10 saniyede biniyorsun arabaya, çat tak diye bağlanıyor aynen. Tak diye. Evet, tak diye bağlanıyor. Bazen de uzun sürüyor mesela. Bir stabilizasyon problemi var yani. Ama benim telefonumla alakalı da olabilir. Sen çünkü hücresel veriyi kapatıyorsun, Wi-Fi'yi kapatıyorsun, telefonu güç tasarrufu moduna alıyorsun. Sanki böyle şey, telefonda ne kadar tuş varsa hepsine basarak kullanıyor. O yüzden yapmışlar ya telefonu. Kullan diye. Ama mesela sen arka plan senkronizasyonunu kapattığında ya da güç tasarrufuna geçtiğinde bu tarz şeyler yavaşlar zaten. İşte onların da alakası olabilir, doğru dedin. Son olarak burada böyle sarkan bir şey olsun istemiyorsanız şöyle L şeklinde falan USB kabloları satılıyor. Bir tane bunlardan aldım. Bu tarz bir şey kullanarak ortalıkta çok daha az kablo göstererek bunu kullanma şansınız da bulunuyor. Şu anda aşırı hızlı bağlanıyor mesela. Söküp tekrar taktım. Hemen geldi bu menü. Bu menünün gelmesi önemli değil. Buradan CarPlay'e geçmesi önemli. Geçti. Demek ki kablonun da farkı var. Sanırım anlatacak başka bir şey kalmadı. Benim gibi arabaya her bindiğinde o kabloyla uğraşmak istemeyenler için basit ve güzel bir alet özetle. Hem bu versiyonunun hem de Android Auto'ya bağlanan versiyonunun linkini açıklama bölümüne bırakacağım. Android'e bağlanan versiyonu daha pahalı bu arada. Yani onu garipsemeyin. Çünkü o hem CarPlay'e hem de Android Auto'ya bağlanabiliyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Video hoşunuza gittiyse aşağıdan videoyu beğenerek veya bir yorum atarak bunu bana gösterebilir. Ayrıca gelecek incelemeleri kaçırmamak için kanala abone olabilir ve yanındaki zil simgesine tıklayarak bildirimleri etkinleştirebilirsiniz. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.